Dün bir telefon geldi o bilgiyi de size vereyim. Önemli bir bilgi. Belki Fırat buraları da keser. Şöyle bir bilgi geldi. Ömer abi diye çok güvendiğim bir isim kaynağım dedi ki Tunca Özkan'ı hallettik. Hallettim diye düşünüyorsun. Henüz muamma ama eğer dedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o Ömer Topsakal denen liyakatsiz ve son derece sinsi, hatta çıyan gibi olan o adamı oradan çıkartmadığı müddetçe genel merkezde hiçbir zaman istediğin adımı atamazdı. Ve şunları söyledi. Seccade olayında rol almadı dedi. Enes Kara olayında sessiz kalmayı tercih etti dedi. Bütün Türkiye'nin kritik dönemlerinde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yurt dışına göndererek sürekli eleştirilmesine neden oldu dedi. Biz genel merkezin içindeyiz. Bu rezilliklere tanık oluyoruz ve Kılıçdaroğlu'nu sürekli ters köşe yaptılar dedi. Bunun altını çizmek istiyorum. Akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun yakınından birisiyle konuştum ama onu 29'unda anlatacağım size. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında bu e, Ömer Topsakal denen adam Okan Konur Alp'in e, şeyi e, adamı. Okan Konur Alp milletvekili olduktan sonra e, Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nda idare etmeye çalışıyor. Tunca Özkan da öyle. Yani hakikaten bir mafya. Ben de bunun üzerine dün akşam bir tweet attım ve tweetlik söylediklerimin arkasındayım. Kılıçdaroğlu dedim yanınızdakileri boş verin bu halka güvenin. Neden? Ali getir bakalım yurt dışındaki oylamaları. Bakın seçim kazanılacak ama nasıl kazanılacağını da görün lütfen. Yurt dışı burası. Şehirleri bilemiyorum şu anda. Hava alanlarında olanlar var. Oy kullananlar var. Kuyruklar var. Amerika'da Kanada'da dünyanın dört bir tarafında saatlerce kuyrukta bekleyen insanlarımız var. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları e, giderek memleketine yurt dışından da sahip çıkmak için bütün ağırlığını koyuyor. Yurt dışındaki Erdoğan'ın biraz daha önde olduğu yerler belli. Ne zaman Amerika'ya doğru İngiltere'ye doğru gitmeye başlarsanız İrlanda'ya Kanada'ya oradaki layık çevre Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olan Atatürkçü çevre sandıklara ağırlığını koyuyor. O Amerika'da yarattıkları milli görüş geleneği bilmem ne üstelik her türlü bakın her türlü geçmişteki yolsuzlukla iç içe olan Alman mahkemelerinde yargılanmış olan ceza almış olan camileri birer ibadethaneden çıkartıp birer ağır örgütlenme yasal örgütlenme yerine dönüştüren o tayfaya karşı Türkiye'nin diğerleri şey yapıyor. ayağa kalkıyor. Ali bu aldığın görüntüler tam benim istediğim görüntüler değil aslında. Kuyruklar kilometrelerce sürmüş. Asıl görüntüler o kilometrelerce saatlerce sırada bekleyen insanlar var. Aradığım görüntüler oydu. Neyse e, sağlık olsun ama asıl o görüntüler gösteriyor. Emre de bunu e, biliyordur. İnsanlar sabahın erken saatlerinde kalkıyorlar, kuyruğa giriyorlar. E, olağanüstü bir oy kullanma e, noktasındalar ve bugün pazar günü yine gidecekler. Yani saatlerce oy bekleyen yurttaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezici bir şekilde üstün olduğu bölgelerde daha da e, Ağırlıklı olarak sandığa gidiyorlar ve Fransa'da İngiltere'de Amerika'da Kanada'da dünyanın hemen hemen geniş Türklerin yaşadığı geniş bir bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bu bakın işte insanlar saatlerce kuyruk bekleme pahasına burası neresi bilmiyorum ama Gerçekten e, muazzam bir tablo ortaya çıkmış durumda. Yurtseverlik böyle bir şey. Yurdunuzu seviyorsanız askeri e, olarak e, ihtiyaçlarınızı yani yurdunuza yönelik görevinizi, yurdunuzun ihtiyacını gidereceksiniz. Bazı Almanya'daki yamuk yumuk tipler... Aman Türkiye böyle kalsın, Türk lirası düşsün, bin euroya geliyoruz, Türkiye'de yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, her şeyimizi yapıyoruz. Bir de Almanya dönüyoruz, dönüyoruz diyorlar ve bunlar da yerlilikten, millilikten bilmem neden söz ediyorlar. Bu utanmazlara karşı Türkiye'nin haysiyetini korumak gerekiyor. Bugün, bugün benden size gelecek birinci mesaj şu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki akreplere, çıyanlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderine Türkiye'nin gençleri ve kadınları, yurtseverleri el koymuştur. E, Faik Bey gibi e, bir takım isimlerin o soğuk, içtenlikten uzak, ne söylediği belli olmayan, insanı heyecanlandırmayan e, bir takım sözcüleri, mözcüleri kenara atın. Hiç duymayın kulaklarınızı tıkayın. Artık buna ihtiyacımız yok. Bir halk bir olaya el koyduğu zaman hele de örgütlü bir şekilde el koyduğu zaman kimse bunun önüne geçemez. Ben Faik Bey'i dinliyorum. Arkadaş ya bin yıldır bu siyasi partidesin. Hiç mi bu halkı tanımadın? Hiç mi hayatında bir heyecan duymadın ya? Hiç mi bu seçim gününde yüreğinde bir kımıltı olmadı? Aynı laflar bu iktidar şöyle yaptı böyle yaptı. Arkadaş biliyoruz bunları. Ötesinde bir şey var. Heyecanlandırmak lazım halkı. Halkın önüne düşmek lazım. Ama ben diyorum ki aman çekil, gölge etme başka ihsan istemem senden. Cumhuriyet Halk Partililerden bu hafta susmalarını rica ediyorum. Ve Altılı Masa'dan bu hafta susmalarını rica ediyorum. Olaya halk el, el koymuştur. Bir milyon civarında müşahit sokakta olacak. Yani sandık başında olacak o gün bir. Herkes çuvalların gerekirse üstünde yatacak. Çuvalları bekleyecek, sayımların son anına kadar sahip çıkacak. Yurt dışındaki insanlarımız oy vermeye başladılar. Israrla ve inançla bunu yapmaya devam ediyorlar. Geride kalan ne? Bir takım şımarık, ukala, terbiyesiz, ne ay vereceğim ki falan diyenler. Onların yüzüne tükürün demeyeceğim ama selam vermeyin, es geçip gidin. Kardeşim sen şimdi Bodrum'da afedersin bir taraflarını yayıp oturup ondan sonra pazar günü seçimde böyle tablo çıktı diyemezsin. Ya da ne sandığa gideceğim abi sabah geç kalktım o kuyruğa gireceğim diyemezsin. Dersen Allah cezanı verir. Ve veriyor. Dolayısıyla bugün burada söyleyeceğimiz en önemli şey altılı masadaki herkesin susması, Kemal Kılıçdaroğlu dışında kimsenin konuşmaması, Kemal Bey nasıl davranıyorsa eyvallah çünkü aday olan o ama bizim hep beraber ısrarla ve inatla müdahil olduğumuz bu alanda ne Meral Hanım'a bakacağız ne Karamollaoğlu'na bakacağız ne işte Gültekin Uysal'a, Davutoğlu'na, Babacan'a hiç kimseye bakmayacağız. Biz yurttaşız. Bu memleket bizim. Bu memleketten bizi kovmak isteyenler, sarayları, sultanları tarikatları, cemaatleri yeniden getirmek isteyenlere karşı ülkemize varsa bir borcumuz bunu ödeyeceğiz. Dolayısıyla yine dönersek Sayın Sinan ve Sayın Ümit Özdağ onu bir gösterirsen Ali. Benim vereceğim ikinci mesaj. Benim vereceğim ikinci mesaj. O da şudur. Sayın Oğan, Sayın Özda, Bugüne kadar halka muhalefet e, liderleri gibi davrandınız. Özellikle Sayın Sinan Oğan'a e, Muharrem İnce'nin de çekilmesiyle 5 puan civarında bir oy çıktı. Bu oy babanızın malı değil. Muhtemelen sizin de değil. Zafer Partisi'nin oyu sizin olabilir. Ama şunu çok e, şunu çok net ve açık bir şekilde söylüyorum. Eğer bu halka zerre borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, eğer bu halka, bu olağanüstü dip dalgasına yani bu dip dalgasını hafife almayın. Yüzde 45 ile 50 arasında milyonlarca Türkiye'nin büyük şehrinde yaşayan, Türkiye'nin iktisadına katkı yapan, Türkiye'nin okur yazanları, beyaz yakalıları, öğrencileri, kadınları bunların hepsinin altını e, çizerek söylüyorum. Bütün bunlara karşı zerre borcunuz varsa, hani biz kuvvacıyız, muvaciz diyorsunuz onları geçelim. Onları bir gün tartışırız ama Atatürk'e, memlekete, bu insanlara zerre borcunuz varsa hiçbir şey yapmayın, susun. O gün de sandığa gidin ve sadece şunu yapın lütfen. Bu memleket bizim ve bizim memleketimizin düzlüğe çıkabilmesi için meclise ihtiyacımız var. Yani sarayların, sultanların demokratik yollarla görevini bırakıp yolumuza bakmaya ihtiyacımız var. i̇kisi de akademisyen, biri doktor, biri profesör doktor, iki isim. Herhalde, herhalde şunu bilmektedirler diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti kongreler üzerine inşa edilmiş, Meclis üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Dünyada erken yıllarda aslında bir meclis oluşturma çabası göstermiş bir coğrafyanın imparatorluk çağında da böyle bir yapının insanlarıyız biz. Sanılanın tersine dostlar bizim coğrafyamızda din devlet hiçbir zaman olmadı. Teokratik bir yapı olmadı. Osmanlı kendine özgü bir yapı kurdu. Oraya da teokratik bir yapı diyemeyiz. Bir gün bunu size anlatacağım. Dolayısıyla ilk defa ihvancı bir çizgiye gelmiş bir memleket. Türkiye'nin bütün geleneklerinden kopmuş. Osmanlı'nın yönetim biçiminden iddiaçların başarıyla kurduğu Meclisi Bey Musa'nın 1908'den, 1920'den, 1923'ten 60 anayasasından uzaklaşmış ve tamamen anahtarını şimdi saraya vermiş bir halk. Bu halkın halk olabilmesi mümkün mü? Bugün bazı yurttaşlarımız inatlaşarak Erdoğan, Erdoğan falan diyorlar ama tarih bilmiyorlar. Aslında sarayların ve sultanların olduğu bir yerde hemen görecekler ki ayın itibaren Türkiye neredeyse, Türkiye neredeyse memleketin ahtarlarını verecek. Son derece ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. İflasla karşı karşıyayız. Sayın On, Sayın Özdağ, Artık telefonlarınıza da çıkmıyorsunuz. Devletli oldunuz. Peki kabul devletli olun ama devletli olacaksınız bile bu halka sahip çıkmanız gerekiyorsa eğer lütfen baştan söyleyin.